Biraz daha iyi misin? Sen yanımda olmasan nasıl dayanırdım ben? Öyle bir ihtimal söz konusu değil. Ben her zaman yanındayım. Sevgilim. Bak şimdi. Kemal Hoca alanının en iyisi. Hiç merak etme, ameliyat çok iyi geçecek. Sonra annen iyi olacak, ayağa kalkacak ve güzel kızını gelinlikle görecek. Eskiden mahalle düğünleri olurdu, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Hatırlıyorum tabii. Böyle evlerin arasına ışıklar asarlardı. Sonra tahta sandalyeler, masalar bütün sokağa yayılırdı. Çok güzeldi. Yaz mevsimiydi. Ben o zaman 5-6 yaşlarındayım. Durumumuz pek iyi değildi. Yani zar zor geçiniyorduk. Düğünlerde tüm arkadaşlarım hep gelinlik giyerdi. Ben de istedim ama alamadı tabii babam. Sonra bir gün yine bir düğün vardı. Babamdan istemeye çekindim. Gelinliği alamayacaktı çünkü. Sabah uyandım. Salona girdim. Salondaki tül perde yoktu yerinde. Annem bütün gece uyumamış. Bana o perdeden gelinlik yapmış. Hadi canım. O koskoca yaz biz perdesiz kaldık ama ben gelinliksiz kalmadım. Sonra babamın durumu düzeldi. Eve perde de aldık. Bana giyecek bir sürü elbise de aldık. Ama hiçbir şey o gelinliğin yerini tutmadı, biliyor musun? Tutmaz. Biliyorum. Annem zordur, inatçıdır. Ama daima benim mutluluğumu ister. O gün kendi pertesinden benim için nasıl vazgeçtiyse bugün her şeyden vazgeçecek kadar sever beni. Tamam, ne olur ona bir şey olmasın. Olmayacak. Annene hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Abla bana inanıyorsun değil mi? Abla ne olur gidelim buradan. Kimse bizi görmeden gidelim lütfen. Alev. Yıllarca bana yalan söyledin. Hamile olduğunu gizledin, kaçıp gittin. Ben sana nasıl güveneceğim? Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Çünkü biz kardeşiz abla. Üveyde olsak gözlerimin içine baktığında anlarsın. Biz birlikte büyüdük. Hatırlasana baraj gölünde pikniğe gittiğimiz günü. Birlikte oynarken yanlışlıkla beni suya düşürmüştün. Bana kim yaptı diye sorduklarında sustum. Kendim düştüm dedim. Çünkü ne olursa olsun bu hayatta birbirimizi koruyacağımızı biliyorum. Sen de biliyorsun. Çocuğunun yerini söyledin mi Mehmet? Neredeymiş? Söylemedi.
ama Gülser Hanım ayıldığında beni anlayıp olanları anlatmazsa Teoman da bana inanır. Çocuğumun yerini öğrenir. O beni suçlarsa bir daha asla oğlumu göremem. Lütfen abla. Lütfen beni burada gördüğünü kimseye söyleme. Ne olur. Alev. Abla bana yardım et. Bu hayatta senden başka kimsem yok benim. Beni koruyacak, kollayacak kimsem yok. Ölüyor kadın. Kemal Bey, 105 nolu odaya acil müdahale. Tamam, 105 dedi. Annem. Abla biri beni burada böyle görürse yanarız. Ne olur, hadi gidelim buradan, ne olursun. Abla, hadi gidelim, bir şey yap. Gitme, bir şey olur. Hemşirem, hemen bir daha sonra saturasyonu kaç. Sonra sen ne dersen o. O zamana kadar yaptıklarını unutmadım. Söylediğin yalanları, çevirdiğin oyunları, yaptıklarını hiçbir şey unutmadım. Ama ortada bir çocuk var diyorsun. Sana ablan olarak değil, bir kadın olarak yardım ediyorum. Sağ ol abla. Bak, güvenimi boşa çıkarırsan bir daha asla senin yüzüne bakmam Alev. Önünde bir fırsat var. Bunu iyi değerlendir. Aile olma fırsatı. Belki oğlunla, belki benimle, bilmiyorum. Bak, bu fırsatı iyi değerlendir Alev. Hasta verifiye de.